Merhaba değerli Formül TV izleicileri. Bir soruyorum programında Onur Akbaş hocamla beraberiz. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim. Hanım sizler nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, Bu teşekkür arada ederim. hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte uzun soluklu bir yolculuk olur Forward TV'de. İnşallah, inşallah hocam. Hocam, dilerseniz ilk soruyla başlayalım. Tabii. Başta ciddiye almasam da verili olan kaynaklara dayanarak 3. Dünya Savaşı konusunda endişelerim var dediniz. Neden böyle bir kanaate vardınız hocam? Şimdi 3. Dünya Savaşı ile ilgili şunu söylemek lazım. Bununla ilgili bazı programlar çekiliyordu. Daha açıkçası isim vermek gerekirse zaten kendilerini eleştiren program çekimleri çok yaptım. İlkay Buharalılardan tutun yani Ferda Yıldırımlara varana kadar hepsi böyle genellikle bunların çağırdığı konuk tipolojisi her zaman şunu yapıyordu. İşte efendim kıyamet yaklaştı, savaş çıkacak, Armagedon oluyor, uzaylılar müdahale edecek falan. Bu tip sansasyonel şeyleri toplumlar sever. Her toplumun psikolojisinde vardır bu. Severler. Tabii bu yüzden bu tip meselelere genellikle ihtiyatlı ve itidalli yaklaşıyorduk. Ama ta ki ben geçtiğimiz hafta Oksijen gazetesinde birkaç yazı okudum. Birkaç habere rastladım. Doğrusu şunlar geliyordu. Yani videolar sosyal medyada geliyordu önümüze. Çok zenginler, küresel zenginler kendilerine sığınak yapıyorlar. Kendilerini, hayatlarını idame edecekleri çok ciddi yeraltı sığınakları yapıyorlar. İşte buralara yiyecek topluyorlar falan. Ama ben bunların hepsini sansasyon olarak ele alıyordum. Çünkü gerçekten dikkatli olmak zorundayız. Yani internet çağında dezenformasyona karşı ciddi bir şekilde dikkat etmek zorundayız. Bir de üzerimizde bilim insanı yükümlülüğü var. Öyle olduğu için hani her şeye tamamen olduğu gibi böyle haber niteliği veremiyorsunuz. O şekilde yaklaşamıyorsunuz. Ancak Oksijen gazetesinde bu meseleler makalelere döküldüğü zaman, çünkü Oksijen gazetesi hafife alınacak bir gazete değil. Ben basının içerisinde yerel basını da dahil edecek olursak alaylıyım. Yani işin okulunu okumadım. İşin okulunu edebiyat olarak okudum ama 17 yaşımda, 16 yaşımda, 15-16 yaşlarımda muhabir olarak belediye seçimlerinin olduğu süreçlerde siyasi partilerin toplantılarına muhabir olarak katıldım. 16-17 yaşımdan bu yana elimde kalem köşe yazarlığı yapıyorum. Ben yani o yüzden hangi yayına itibar edilir, hangi medya kuruluşuna itibar edilir az çok öğrendik. Şimdi Oksijen gazetesi bir otorite. Kabul edin veya etmeyin. Zaten basılı medya zayıflamış durumda. Artık bu iş internete bindi. Ama basılı medya arasında şu anda en muteber gazetelerden birisi Oksijen. Oksijen'in yayın müdürünü tanımam. Genel yayın yönetmenini tanımam. Tanıdığım eski birkaç arkadaşım var. Takip ettiğim bir yazar var. Kendilerinden bir beklentim yok ama mevcut durumu betimlemek zorundayım. Şimdi buradan yola çıkıldığı zaman bu iki olgu yani Almanya'nın silahlandığına dair Almanya'da bazı isimler. Mesela Can Dündar bunu söyledi. Can Dündar'ın bunu söylemesi şüpheli bakarım. Çünkü Can Dündar'ın cemaziyel evveli belli. Can Dündar söylese ciddiye almam. Ama Oksijen yazdığı zaman ciddiye alıyorum. Ve Almanya'da özellikle de Estonya'da bile Avrupa'nın çok ciddi silah üretimine bütçe ayırdığı bilgisi yer aldı. Tabii ortada mevcut verili olan bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Evet. Bunu da düşündüğümüz zaman evet bir tehlike mevcut. Şimdi sığınak kısmı apayrı bir mevzu. Bunun için başka bir program çekilmek gerekir. Belki özelde bir program çekebiliriz daha sonra. Bir de işin tabii kıyamet senaryosu var. Yani Tevrat merkezli, eski ahit merkezli bir söylentiden genellikle şöyle bir inanış mevcut. Yani evreni kıyamete zorlama. Ama
Avrupa'da, Batı'da bilim adamları bu meseleyi ne kadar ciddiye alıyorlar? Bunu bilmiyorum ama bir grup, bir topluluk var. Yani evreni veya Tanrı'yı kıyamete zorlama. Tabii bu sığınak meselesi de oluşturulması muhtemel bir yapay kıyamet meselesi olabilir. Dediğim gibi bu iki konuyu iki başlığı da ciddiye almıyordum. Ama Oksijen gazetesinde hele hele otorite isimler yazmaya başlayınca ciddiye aldım. Bu ifadeyi de o yüzden kullanmıştım. Bu ifadeyi bir canlı yayında kullandım. Bu canlı Evet. yayından dolayı bana evet çok soru geldi. Bu da size yansıdı. Evet hocam. Şimdi bir diğer soru da şöyle hocam. Osmanlı düğünü ve Feyzi Altun olayı için neler söylemek istiyorsunuz? Yani bu konu hakkında sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi tutkanmış şöyle söylemek lazım. Yani sizinle Forward TV için yaptığımız görüşmede de bu böyle. Daha önce Rümeysa Hanım'la yaptığım bir programda da ben bunu söyledim. 31 Mart'ta belediye seçimleri var. 40 gün var. Belediye seçimleri 40 günden az kalmış. Forward TV'deki videolara bakın ki bir de artık şu oldu, bunu da izleyicilerimiz biliyorlar. Yine de buradan duyuralım. Artık Forward TV anlık canlı yayınlarla, spontane anlık canlı yayınlarla gelişmelerin akışını hazırlamaya başladı. Artık canlı akışlarla sürekli izleyicisiyle beraber olacak Forward TV. Bu durumda bile dikkat ederseniz haberlerimizde canlı yayın akışlarında başlıklarda belki geçer. Ama onun dışında seçime dair bir tek video haber bulamazsınız. Çünkü olayımız bu değil. Ama olayımız bu değil derken aktüelin dışında bir kanal da değiliz. Toplumun gündemiyle ilgileniyoruz. Toplumun dünya gündemiyle, toplum gündemiyle, toplum içerisindeki bireyin pozisyonuyla ilgileniyoruz. Ama biz bunu sosyal bilimler disiplini üzerinden yeri geldiğinde uzmanlarla konuşarak, yeri geldiğinde böyle tartışarak hep birlikte sürdürüyoruz. Şimdi ben kanal olarak, ben demeyeyim, Forward TV kanal olarak siyasetten uzağız diye bizi siyaset bilmiyor zannetmesinler birileri. Yani alanım yeni Türk edebiyatı. Bu alanda doktora yapmışım. Eğer bu alanın tarihteki yansıması yakın tarihtir. Disiplinler arası konu olarak düşünecek olursak. Yakın tarihi okumuşum. 17 yaşımdan bu yana haberin, siyasetin gündemin içerisindeyim. Ben sadece bulunduğum mecrada siyasetten uzak kalmayı tercih ettim. Çünkü siyaset kendi yerinde ve konumunda önemlidir. Ama siyasetten daha lüzumlu ve önemli meseleler var evrende. Toplum içinde bu böyle, insan içinde bu böyle. Bilmiyor zannetmesinler derken sözü şuraya getireceğim. 1996-97'ye tekabül eder benim gazeteciliğim. Sahadaki gazeteciliğim. 28 Şubat'ı hatırlayın. O süreçte ben 28 Şubat'ta köşe yazıyordum. Hani bakmayın şimdi birileri ağzını açtığı zaman, 28 Şubat diye ağzını açtığı zaman birileri kahraman kesildi. O kahraman kesilenler üniversitelerde rektör yapıldı. Adrese teslim ilanlarla kadrolara yerleşti. Ortada kalanlar yine benim gibi her köyün delisi oldu. Ayrı mesele. Ama şöyle bir şey var. Ben o dönemde elimde kalemle doğru bildiklerimi söyledim. Allah var, şunu da söyleyeyim. Gerek 28 Şubat'ta veya öncesinde ve sonrasında bir Allah'ın kulu da bana yazdıklarımdan dolayı müdahale etmedi. Yani demek ki o zaman da şöyle düşündüğümüz zaman demokrasi kesintiye uğradı falan deniliyor ama tartışılır. Şahsen ben o yazdıklarımdan dolayı hiç bugüne kadar sorun yaşamadım. Hem de 28 Şubat'ı ağır eleştirdiğim bir dönemde o zaman. Bunun dışında sözü neden buraya getireceğim? Osmanlı ve Feyzi Altun meselesine getirmek istiyorum. Şu bir gerçek. Hani 10 Kasım'da 10 Kasım'da gündeme gelmişti. Provokatör bir gazete, işi gücü provokatörlük olan, her dönemin provokatörü olan bir gazete de bunu mevzu yapmıştı. Atatürk için kullanılan bir ifadedir. Olmasaydın olmazdık.
söylemiyor. Şimdi bu kesinlikle bu farklı anlama çekildi. Ama kesinlikle yaratılmış olma, yaratılma anlamında söylenen bir söz değil. Sebepler planında söylenmiş bir sözdür bu. Ben bu sözü şöyle alıyorum kronolojik olarak. Anadolu'da Büyük Selçuklu İmparatorluğu olmasaydı olmazdık. Selçuklu İmparatorluğu olmasaydı olmazdık. Sebeplerle geliyorum. Anadolu Beylikleri olmasaydı olmazdık. Osmanlı olmasaydı olmazdık. Kritik dönemlerde Osman Gazi, Fatih, Yavuz, Abdülhamit olmasaydı olmazdık. Ve Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı olmazdık. Hatta biraz daha işin berisine getiriyorum. İsmet İnönü olmasaydı olmazdık. Bu adam bu ülkeyi İkinci Dünya Savaşı'na sokmadı. Ben bunu İsmet İnönü'ye kadar getiriyorum. Tarih bir bütündür. Ancak tarih bir bütündür. Şöyle bir örnekle bunu somutlaştıralım. Şimdi o Osmanlı hanedanı düğünündeki söze getireceğim meseleyi. Şimdi sözü hatırlatalım. İzleyiciler de hatırlasın en azından. Hani bunlar ne konuşuyor demesinler. Birisinin çıkıp eski bir vaiz, milletvekili çıkıp işte Osmanlı hanedanını süren soysuzlar ifadesi. Tepki çeken ifade bu. Şimdi bütün sebepler planında baktığımız zaman benim ceddim, atam, benim büyüklerimin burada kurduğu devletler olmasaydı olmazdım. Ve bunun en sonuncusu da laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Şimdi bir de tarihte anakronizm diye bir şey vardır, bir kavram. Bu edebiyatta da vardır. Edebiyatta bu kurguda geçer. Ama tarihte şu şekilde tarif edilir. Ben somutlaştırarak söyleyeyim. Sevgili çiftçi, benim dedem çobandı. 100 yaşında öldü. Dedem 96-97 yaşında vefat etti. Ben dedemi hayal meyal şöyle hatırlarım. En küçük çocuğunun, ikinci hanımının, birincisi ölmüş, ikinci hanımının en küçük çocuğunun çocuğuyum, torunuyum. Yani dedemin bu şekilde bir torunum, en küçük çocuğundan. Şimdi ben dedemi kış aylarında elinde bir küreme şeysi, derme çakma, evinin damını kürerken veya elinde kürekle karı atarken kış zamanlarında hatırlarım. Bazı zamanlar soba kenarında otururdu. Peki kafamdaki dede figürü bu. Size şöyle bir şey söylesem. Tutku Hanım, benim böyle bir dedem vardı. Ama ben Onur Akbaş olarak o kadar büyük, o kadar başarılı ve bu aileden çıkmış o kadar seçkin bir insanım ki ben cep telefonu kullanabiliyorum. Ben internetten Zoom'dan röportaj yapabiliyorum. YouTube kanalı kurdum, onu idare edip yani onunla onu idare edip orada bazı projeleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu bağlamda ben dedemden üstünüm desem ne dersiniz siz bana? Ya da bana ne derler? Yani çağ farkı olduğu için derim İşte tabii ki. anakronizm budur. Yani cep telefonunun olmadığı yerde, internetin olmadığı yerde, imkansızlıkların olmadığı yerde bu imkanlara sahip olan dede ile torunu kıyaslamak neyse Osmanlı ile Cumhuriyeti karşı karşıya getirmek odur. Ama Evet. bu sürekli prim yapar. Yani eğer bir sosyal medya mecrasıysanız kendimce bir kanal açayım, tıklanmalıyım derseniz prim yapar. Cumhuriyet gölgesinde otururmuş gibi yapıp Osmanlı'ya hakaret edersiniz. Ya da Osmanlı gölgesinde gölgelenirmiş gibi yapıp Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in kurucularına, kurucu değerlerine hakaret edersiniz. Prim de yapar. Çünkü buna müsait kitle var. Her zaman var. Müsait kitle demişken, şimdi bu şahıs şöyle bir şey söyledi. Ben bu şahsı 1997'den beri tanıyorum. Bu şahıs şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, ben isim vermediğim halde, bu cümlede isim kullanmadığım halde, işte beni linç ettiler, bana iftira attılar dedi. Ben de o şahsın ismini vermeden, ben de isim vermeden bir
tipolojiden bahsedeceğim. Umarım beni kastettin demez. İsim vermeden konuşuyorum bakın. Bu şahıs ve bu tip tıpkı Müslüm Gündüz gibi. Yani o 90'lı yılları ne kadar hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Hani yaş durumunuz ne, o dönemleri aklınızda duydunuz mu, yoksa hani daha yakın tarihte okudunuz mu bilmiyorum ama Müslüm Gündüz neyse 28 Şubat'ın öbür ayağı bu şahıstır. Bu şahıs görevlidir. 28 Şubat'ın kilometre taşıdır bu şahıs. Bu şahıs olmasaydı 28 Şubat olmazdı. Bu şahıs olmasaydı mevcut hükümet görevden istifa ettirilmek zorunda bırakılamazdı. Bu şahıs olmasaydı bu proje işlemezdi. Bugüne kadar geldiğimiz projeler işlemezdi. Bakın isim zikretmedim. O nasıl isim zikretmedim diyor. Ben de isim zikretmedim. Şimdi bakın toplumlarda biz şeyi incelerken doktora dersinde Faust'u incelerken aslında bu tip bir Faustiyen tiptir. Faust'u okumak çok önemli. Yani Goethe'nin Faust'unu mutlaka derinlikli okumak lazım. Bu hususta makaleler de var. Faust'un bir özelliği vardır. Çok iyi vaazdır. Yani şeytanla pazarlık masasına oturan biridir Faust. Şeytanla pazarlığa oturan birisidir. Ama bir hususiyeti vardır, çok iyi vaaz verir. Kesinlikle hangi inanış, hangi düşünce olursa olsun, hangi inanışın vaaz müessesesi olursa olsun, sadece İslam da değil. Vaaz ve vaizlik müessesesini tenzih ederek söylüyorum. Her meslek kutsaldır. İyiliğe, güzelliğe çağıran. Öğretmenlik içinde bu böyledir. Akademisyenlik içinde bu böyledir. Sizin gibi değerli bir moderatör için de bu böyledir. Onur Akbaş için de bu böyledir. Yapılan her şey, iyiliğe, güzelliğe çağıran her şey mutlaka değerlidir. Bu mesleği gerçekten samimiyetiyle, mesleğin özüne yakışır şekilde yapanları tenzih ederek söylüyorum. Türkiye'de ve İslam toplumlarında ajanlık faaliyetlerinin yürütülebileceği en iyi mecra vaizlik müessesesidir. Çünkü maalesef, bakın ben bu toplumun bir parçasıyım. Bu coğrafyanın bir insanı olmaktan gurur duyuyorum. Yani Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ama bu benim yanlışımı söylemem gerektiği anlamına gelmez. Okumayan, araştırmayan ve her türlü hitabette gaza gelmeye müsait bir kitle var bu coğrafyada. Bu Türk milletine has değil. Bütün içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasını kastediyorum. Buna müsait ki kitle için ajanlık faaliyetlerinin en iyi mecrası vaizlik müessesesidir. En iyi mecralarından birisi. Bunun biz bir cilvesini yakın tarihte gördük. Bu şahıs tipolojisi. Ben bir tipolojiyi konuşuyorum. Kimseyi kastetmiyorum. Bu tipolojiyi biz o günkü düğünde bu tipolojinin iki örneğini gördük. Bir de değil. İki örneği o masada oturuyordu. Tabi ister istemez İlber Ortaylı Hoca'ya gönül koydular. Yani orada bir şey söylemen gerekiyordu falan diye. Vaktimiz ne kadar? Bu arada hemen Feyza Altun meselesine de geçeyim ben. Feyza Altun'u, yani şöyle söyleyeyim, kendisiyle konuşursam yine ben nezaketen Feyza Hanım diye hitap ederim. Kendisi beni farklı bir programda yaptığım konuşmadan dolayı tanır. Bir dizi röportaj, pardon, Recep İvedik filmi üzerinden yaptığım bir yorum ve onunla ilgili Recep İvedik oyuncularından biriyle yaptığım bir röportajdan tanır Feyza Altun beni. Ama ben Feyza Altun'un gıyabında kendisinden bahsederken Feyza diye bahsederim. Bunun da bir sebebi vardır. Feyza'nın özelliği, Feyza şöyle bir tipolojiye sahiptir. Hani böyle mahallelerde, oyun ortamında bazı kız tipi vardır. Yani o mahallenin delikanlısı o ortamdadır. Dizilerde falan da görürüz. Abisi o ortamdadır. O işin baş çekenleri o ortamdadır. Ama bir tane bir kız tipi vardır. Diğerlerine benzemez. Çıkar,
bir yanlışı, oyun oynarken oynadığımız oyundaki bir yanlışı, bir oyun bozandır bu aynı zamanda, ama olumlu anlamda bir oyun bozandır. Yanlışı, haksızlığı çıkar pervasızca, hem de orada o oyunu kuran kişinin yüzüne patır patır söyler. Feyza budur benmiş. Mahallenin, olumlu anlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, cazgır kızıdır Feyza Hatun. Dolayısıyla, tırnak içinde söylüyorum tabii bunu. Dolayısıyla paylaşımını gördüğüm zaman üzüldüm. Yani keşke o üslupta o iki kelimeyi söylemeseydi dedim. Tekrar söylüyorum, ama Feyza'yı o noktaya nasıl getirmişler, o da onun açıklamasını yaptı. İşte kendisinin cariye olacağına, işte kendisinin cariyeliğe layık olduğuna, işte şeriat gelirse kendisinin alınıp satılacağına varana kadar binlerce tweet atmışlar. Şimdi insan bu yani. Neticede insan. Dolayısıyla insan olduğu için bir yere kadar açıkça provoke etmişler yani bunu. O da ister istemez öyle bir cümle kurmuş. O üslubu kabul etmiyorum. Kendisi de zaten o noktaya getirildiğini söyledi. Hiçbir inanca karşı olmadığını, zaten laikliğin gereği budur, inanç hürriyetidir. Hiçbir inanca karşı olmadığını, ama inançsızlığın da bir ifade hürriyeti olduğunu hatırlattı. Bu bilinçli bir insandır. Evet, altına imzamı atarım. Bir cumhuriyet çocuğudur Feyza. Bunun da altına imzamı atarım. Ama şöyle de bir gerçek var. İnsanlar istediği her şeye inanabilir. Hani şunu da söyleyeyim. Ya ben tercih ederdim. Şeriat düzeni altında yaşamayı tercih ederdim bile diyebilir kendi kendine. Kimsenin bu deyişle, bu ifadeyle bir sorunu yok. Ama sen ötekini şeytanlaştırırsan, benim gibi düşünmüyorsun diye ötekileştirirsen, bu her düşünce için böyledir. İster istemez kaos buradan doğar. Bu da bizim zaten iyileşmeyen yaramızdır diyeyim. Yani Feyza ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ya şimdi konu şu, mesela bu programdan önce bir şey oldu. Bir yazarımız konuk oldu benim programıma. Tarih araştırmacısı, aynı zamanda doktorant. Tarih üzerinde, ama psike tarihi, yani psikoloji tarihi, tarihin birey üzerindeki psikolojisini inceliyor. Şu var. Kimsenin inancıyla ilgilenmiyoruz. İnanabilirsiniz. Ritüelleriniz farklı olabilir. Ne bileyim, her şeye inanabilirsiniz. Ya Hindistan'da fareye tapan insanlar var. Bu sizin insan olarak tercih hakkınızdır. Sorun şurada başlıyor. Müge Anlı'nın programında bir örneğidir. Bu inanç mekanizmalarını kullanarak insanları dolandıramazsınız. İnsanlar üzerinde baskı kuramazsınız. İnsanları yönlendiremezsiniz. Sıkıntı burada başlıyor. Değilse inan, türbeye mi gidersin? Bunun adına kendince bir İslam algısı da diyebilirsin. Türbeden mi medet beklersin? İnsana mı inanırsın? Yaratıcıya mı inanırsın? Deist mi olursun? Ateist mi olursun? Müslüman mı olursun? Hristiyan mı olursun? Bu senin zaten insan olarak en iyi ifade hakkın ve hürriyetin. Tek mesele şu. Beni şeytanlaştırmaya hakkın yok. Bir, İki, benim üzerimde baskı oluşturma hakkına sahip değilsin. Dünya senden ibaret değil. Yani sonuç olarak bunu söylüyorum. Zaten herhalde programın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Değerli ederim. yorumlarınız için. Değerli izleyenler, YouTube kanalımız Forward TV'ye abone olmayı, videoları paylaşmayı, katıl düğmesine tıklayarak bize destek olmayı unutmayın. Hayat sizinle anlamlı. Bir sonraki Soruyorum programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Ben Tutku Çiftçi. Forward TV bundan 5 yıl önce hayat sizinle anlamlı diyerek yola çıktı.
Şimdi sizlerden gelen soruları, eleştirileri sadece video altlarında bir yorum olarak bırakmayacağız. Doğrudan muhatabına Onur Akbaş'a soracağım. O da yanıtlayacak. Soru ve görüşleriniz anlamlı halde değerlendirilecek. Unutmadık, hayat sizinle anlamlı.